Değerli seyircilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında tabii herkesin merak ettiği Timur bahsi açılınca herkesin en çok konuşmaktan hoşlandığı Ankara Savaşı'na geleceğiz. Ben öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. Timur'un Ankara Savaşı'yla hedeflediği şey Yıldırım Beyazıt'ı ortadan kaldırmak, Osmanlı'yı geri bırakmak, 50 sene fethi engellemek miydi? Anadolu ve Ankara Savaşı'nın mantığını Timur cephesinden bize nasıl anlatabilirsiniz? Evet, Timur cephesinden baktığımızda Ankara Savaşı'nın mantığı az önce de söyledik, hep söylüyoruz. Timur hakkındaki her şeyin özeti dediğimiz, gökte nasıl tek tanrı varsa yerde de bir hükümdar olmalıdır. Bu anlayış Türk hükümdarların hepsinde var, Yıldırım Beyazıt'ta da var. Ben Ankara Savaşı ile ilgili derslerimde veya konferanslarımda şu noktayı özellikle vurguluyorum. Savaşı başlatan aslında Yıldırım Beyazıt. Yani o bölgede Sivas Kayseri hükümdarı Kadı Burhanettin'in Karayüllük Osman tarafından öldürülmesi üzerine Sivas'a giren, ardından Memlük Sultanı Berkok'un ölümü üzerine o bölgede hakimiyet kurmuş olan, ki o bölge henüz Osmanlı sahası değil, Erzincan, Timur'a bağlı olan Erzincan emiri Mutaharten üzerine yürüyen, oradan Malatya'yı, Divri'yi vesaireyi Memlüklerinden koparıp alan Yıldırım Bayezid'dir. Dolayısıyla Timur'un böyle bir harekete girişmesi, Ankara üzerine sefere gelmesi, Ankara Savaşı'nın gerçekleşmesi bir kardeş savaşı ama kaçınılmaz bir son. Yani karşı karşıya gelen bir nevi iki süper güç bir yerde kozlarını paylaşmak durumunda kalacak. Bu hareket önce Timur'dan gelmiş veya Yıldırım Beyazıt'tan gelmiş çok da önemli değil. Maalesef bu bir kardeş savaşı, bu bir kardeş mücadelesi. Bu noktada Timur zaman zaman eleştirilere de uğruyor. İşte çünkü Yıldırım Beyazıt bir nevi İstanbul'u fethetmek üzereydi gerçekten de. İstanbul üzerine yaptığı iki kuşatmayla muhtemelen eğer Ankara Savaşı olmasaydı İstanbul'u fethedecekti. Lakin Timur Anadolu'ya girdiğinde eğer Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesini engellemesiyle suçlanacaksa kısa bir süre sonra Fetret Devri'nde Musa Çelebi, Çelebi Mehmet'in ağabeyi olarak Musa Çelebi İstanbul'u kuşattığında Çelebi Mehmet Rumeli'ye geçip Bizans'la anlaşıp kuşatmayı kaldırması için, İstanbul'un fethini engellemek için değil ama kardeşini ortadan kaldırmak için ona saldırdığında Çelebi Mehmet'i de, Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmet'i de İstanbul'u fethini engellemekle suçlayabiliriz. Bu tarihe çok da fazla zamanın şartlarına göre objektif bakmamaktan kaynaklanıyor. Çünkü bizim tarihimizde maalesef Osmanlı kaynaklarını incelediğimizde bunu görüyoruz. Olumsuz bir Timur algısı var. Olumsuz bir Timur'a bakış var. Her meselede Timur'un suçlanması, genelde Yıldırım Bayezid'in haklı çıkartılmaya çalışması, bir nevi objektif olmamaktan kaynaklanan değerlendirmeler mevcut. Tabii ki kalkıp Semerkant'tan Anadolu'ya gelmiş, kozlarını paylaşan iki hükümdar olarak Ankara Savaşı'nı yenmiş, Osmanlı Devleti'ni Fetret Devri'ne sürüklemiş olan bir hükümdara da bu şekilde bakılması elbette ki Osmanlı açısından baktığımızda, belki bu tarih açısından, tarihçilik açısından son derece yanlış ama Osmanlı penceresinden bakıldığında son derece doğal. Kalkıp da Timur'u tebrik etmeleri veya yüceltmeleri elbette beklenemezdi. Her fırsatta tabii ki Timur'u kötüleyeceklerdi, Timur'u zalim göstereceklerdi, Timur'u farklı şekillerde kaynaklarında ifade edeceklerdi. Böyle bir bakış açısı Ankara Savaşı hakkında var ama hakimiyetin paylaşılması hususunda hiçbir şekilde ortak kabul etmeyen anlayışlar burada maalesef bir kardeş kavgasına sebep oluyor. Fatih Sultan Mehmet ile Uzun Hasan arasındaki problem neyse, cihan hakimiyeti, efendime söyleyeyim, Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail, yine Türk hükümdar, Yavuz Sultan Selim ile Memlükler, Kansu Gavri, Tomanbay, bunlar arasındaki mücadele neyse, Yıldırım Beyazıt ile Kadı Burhanettin arasında, Yıldırım Beyazıt ile Anadolu Beylikleri arasındaki problem neyse, hakimiyet sahasını paylaşmamak adına, Timur ile Yıldırım Beyazıt arasındaki mücadele de buydu. Ama dediğim gibi Yıldırım Beyazıt'ın, bazı Osmanlı kaynakları bu noktada Timur'un hakkını teslim ediyorlar. Yıldırım Beyazıt'ın savaşı daha çok arzuladığı, Timur'u tahrik ettiği, alttan almadığı. Çünkü 2. Moğol istilası olarak görülüyor Timur istilası. Biliyorsunuz 1243 Kösedağ Savaşı'nda Moğollar Anadolu'ya ilk defa gelmişlerdi. Osmanlılar bunu ikinci bir dalga gibi görmek suretiyle aynı perspektiften değerlendiriyorlar ama ne zaman, ne mekan, ne şartlar, ne kişiler, ne kültür, hiçbirisi bunun ikinci bir Moğol istilası olmadığını bize gösteriyor. Timur da Türk ve Müslüman bir hükümdardı. Yıldırım Beyazıt da Türk ve Müslüman bir hükümdardı. Paylaşamadıkları da dünyaydı. Paylaşamadıkları nokta bu.
Değerli hocam, aslında o yüzyıllarda ve devam eden yüzyıllarda bir Türk devletinin rakibi ancak bir başka Türk devleti olabiliyordu. Evet. Hakikaten bu olağanüstü bir dinamizm ve aslında en iyinin hayatta kalması gereken zorlu bir mücadele. Tabi Yıldırım Beyazıt Han Osmanlı tahtından tevarüz etmiş olduğu o birikimle birlikte kendi topraklarında bir savaşı kabullenmek ve bunun gereğini yapmak konusunda daha da istekliydi. Özellikle Nibolu'nun o büyük kahraman padişahının Timur'un bu karşı karşıya gelme çağrısı veya savaşma arzusu karşısında geri çekilmesi çok beklenemezdi. Aslında yanlış noktada tartıştığımız şey ikisinden hangisinin haklı olduğu hususuydu. Evet. İkisi de namalup padişahlar. Yani, o döneme kadar, aynen, o savaşa aynen. Kadar İkisi de namalup. Şu pencereyi çok iyi aralamamız gerekiyor. Bu bir cihangirlik iddiasıdır. Evet. Ve bu cihangirlik iddiasına eğer duçar olduysanız artık sizin için diğer bütün cihangir hükümdarlar bir yeryüzünden engeldir, silinmeden. Yolunuza bir engeldir. Müslüman olması, Hristiyan olması fark etmiyor. Mesela Emir Timur'un belki bu yönleri çok fazla bilinmiyor ama o yaptığı bütün seferleri mutlaka İslami esaslara dayandırır. Yani onun misyon olarak kendisine tabii ki Türk Cihan Hakimiyeti esasında düşüncesi ama İslam alemini müfsitlerden temizlemek için harekete geçtiğini söylüyor ve bunu Yıldırım Beyazıt için de Berkuk için de efendim Gürcistan'a sefer yaparken de hep bu misyonu kullandığını Hindistan seferinde de aynı şekilde görüyoruz. İslam alemini müfsitlerden temizleyeceğim diyor. Yani yaptığı seferlerde muhakkak dini nedenler ortaya koyuyor. Yıldırım Beyazıt'ı da Berkuk'u da efendime söyleyeyim Gürcü hükümdarlarını da bir şekilde İslami açıdan yok edilmesi gereken kendisinin önünde engel olarak kabul ediyor. Dediğim gibi aynı düşünce Osmanlılarda da daha sonraki yüzyıllarda var. Yani Yavuz Memlük mücadelesi de buydu. Yavuz Şah İsmail mücadelesi de, Fatih Akkoyunlular mücadelesi de buydu. Türk tarihi maalesef böyle acı olaylarla dolu. Ama Timur'un hükümdar olarak yaptığı gazalar, mesela İzmir'in fethinden siz buyurdunuz. Efendim başka seferleri bilinmiyor. Gaza olarak Hindistan seferi bir gaza seferidir. Oradaki putperestlerin puthanelerini yıkmak için harekete geçiyor. Gürcistan üzerine seferi var. Ermenistan üzerine seferi var. Yani bunlar Hristiyan memleketler ve oralarda da fetihlere girişiyor. Ve üstelik oralarda İslam'ı yaymak adına da Gürcistan kafirleri diyor. Evet mesela bunlar burada diyor Gürcistan'daki kafirler bu İslam memleketinin ortasında nasıl diyor böyle kalmışlar devlet kurmuşlar vesaire. Ve ilginçtir Gürcü hükümdarı Bagrat'ı da Müslüman yapıyor. Yani ona baskı yapmak suretiyle Müslüman olmasın. Bagrat önemli bir adam. Evet. Ayrıca evet. Konuşulması gereken bir adam. Aslında seyircilerimize çarpıcı bir örnek vermek lazım. 1. Murat'ın savaş meydanında şehit edilmesinin ardından Yıldırım Beyazıt'ın kardeşi düşman üzerine yürüyor. Şehzade Yakup. Şehzade Yakup. Şimdi Şehzade Yakup taht iddiası sebebiyle Yıldırım Beyazıt tarafından tehdit olarak görüldüğü için katlediyor. Halbuki hiçbir şeyden haberi yok. Daha henüz hiç babasının öldüğünden bile haberi yok. Kendisine diyorlar ki gel baban seni istiyor. Tabii ki Yıldırım Beyazıt orada devlet adamları tarafından tercih edilen şehzade. Onu hemen beyliklerde çadırda, ama o dönemde Yakup Bey daha çok istiyorlar değil tabii, mi? Anadolu yani beylikleri. Babasının çadırında cenazesinin başında kendisini han ilan ediyorlar. Hatta vasiyete göre güya işte 1. Murad'ın ölürken son nefesinde Yıldırım'ı han edin diye söylediği de iddia edilir. Bir şekilde Yıldırım han ilan edilir edilmez yaptığı ilk iş gel kardeşim baban seni istiyor sana bir şey söyleyecek diye düşmanı takip eden Kosova Savaşı'nda düşman ordularını takip eden hiçbir şeyden haberi olmayan masum bir şehzade olan Yakup'u babasının çadırına çağırıp orada cellatlara teslim ediliyor. Yani Yıldırım Beyazıt'ın o an içinde bulunduğu saik neyse en masum haliyle Emir Timur'un içindeki saik de odur. Muhakkak. Yani bir güreşin, bir savaşın neticesinde taraflardan birinin kaybedecek olması, muhtemelen birinin ölümle buluşacak olması aslında eşyanın tabiat içerisinde en olağan hal. Buradan bir kriz çıkartmamak gerekiyor. Ankara'da Çubuk Ovası'nda ki bu noktada tartışılıyor sizin anlattıklarınıza göre ama o ovalardan bir tanesinde Timur ve Yıldırım Beyazıt karşı karşıya geliyor. Timur'un savaş ve strateji üstünlüğünü ifade ederken okumuştuk bunu. Timur'un alana hangi saatler içerisinde gelebileceğini hesaplayan Timur, alana geldiğinde Yıldırım Beyazıt'ı daha öncesinden gelmiş olarak karşısında buluyor. Yani aslında iki tane muhteşem cihangir hükümdar karşı karşıya geliyorlar ama
sosyal, siyasal ve askeri şartlar, ekonomik şartlar diyebiliriz. Timur'un lehine nasıl bir savaş oldu ve bu savaşın neticesinde Yıldırım Beyazıt'ın esareti, bu konularda bize ne söylemek istersiniz? Evet, 1402 Ankara Savaşı'nda Timur genelde savaşı düşman topraklarında, rakiplerinin topraklarında yapmayı tercih eden bir hükümdar ve meydan savaşlarını seviyor. Yani kesin netice alabileceği, bir seferde rakibini ortadan kaldırabileceği, gücünü kırabileceği, belini kırabileceği meydan muharebelerini seviyor. Kale kuşatmalarını çok tercih etmiyor. Elinden geldiğince meydan muharebesinde işi bitirmeye çalışıyor. Burada da böyle bir durum söz konusu. Osmanlı ülkesine çok hızlı bir şekilde Timur'un bir ok gibi girdiğini ve ilerlediğini görüyoruz. Timur, Yıldırım Beyazıt tabii ki onu karşılamak istiyor. Emrinde çeşitli kuvvetler var ki bu noktada da kendisi eleştiriliyor. Çünkü savaş öncesinde tabii zamanımız yetmediği için sebepler üzerinde duramıyoruz. Mektuplaşmalar var, karşılıklı olarak söylenilen sözler var. Karşılıklı olarak Anadolu beylerinin Timur'a sığınarak onu kışkırtmaları, Timur'un düşmanı olan Celal-i Ahmet, Karakoyunlu, Kara Yusuf gibi kimselerin Yıldırım Beyazıt tarafından himaye edilmesi ve onların da Yıldırım Beyazıt'a, Timur'a karşı kışkırtmaları söz konusu. Netice itibariyle Timur Anadolu'ya giriyor ve Ankara'ya doğru hareket ediyor. Aslında Timur, Yıldırım Beyazıt bunu haber aldığında Sırp kralı Lazar'ın kızı, kendisinin de evli olduğu Mara Despina'nın kardeşi olan Stefan Lazarevic komutasında Sırp yardımcı kuvvetlerini, evet, bunu seyircilerimizin çoğu ilk defa duyacaktır herhalde. Evet. Yıldırım Beyazıt'ın ordusu içerisinde Hristiyan Sırp yardımcı, evet, kuvvetler var ve bu yardımcı kuvvetler sadece Ankara Savaşı'nda değil, bunun öncesinde Anadolu beylikleri üzerine yapılan işte 1391 ve sonrasındaki seferlerde de kullanılıyor. Hatta Anadolu beylikleri işte bu durumu Timur'a şikayet ediyorlar. Yani bizim ülkemizi Hristiyanların ayaklarına ezdirdi. Efendime söyleyeyim, bu Sırplar geldi ülkemizi onlarla birlikte işgal ettiler. Bu Osmanoğlu işte onlarla ittifak yaptı vesaire. Bu yadırganıyor Anadolu beylikleri tarafından ve Timur'a şikayet ediliyor bu davranışları. Daha sonrasında da işte Kara Tatarlar var yine Yıldırım Beyazıt'ın ordusundaki savaş esnasında. Timur'un tabii ki askeri dehasını söylerken belki eklenebilirdi. İstihbarat teşkilatının, evet, son derece sağlam olduğu, casusluk faaliyetlerine müthiş hakim olduğu, haber alma teşkilatının aynı Cengiz Han'da olduğu gibi çok mükemmel bir şekilde işlediği, öyle ki işte İbn Arafşah'ın anlattığı Acayip-ül Maktur'da Timur bir yeri fethettiği zaman çarşıda, pazarda veya iki sıradan insan arasındaki kavgalardan bile haberdar olan bir adam. Yani ele geçirmeyi düşündüğü toprakları bir nevi böyle mercek altına alıp en ufak bir hareketten, pazardaki fiyatlardan, iki esnaf arasındaki kavgadan, tartışmadan, devlet adamları arasındaki ayrılıklardan, fitneden, fesattan, çatışmalardan, her şeyden haberdar olan ve fethettikten sonra o bölgeyi işte şununla şunun arasındaki kavga ne oldu, şu fiyatlar düştü mü diye sorduğunda insanların şaşkınlıkla bunu onun kerametine yorduklarını, her şeyi bildiği için ifade ediliyor işte İbn Arabşah tarafından. Yıldırım Beyazıt'ın zaaflarını da çok iyi biliyor. Ordusundaki Kara Tatarlarla savaş öncesinde ilişki kuruyor. İşte siz burada Anadolu'da kalan Moğol bakiyelerisiniz. İşte Osmanlı sizi kontrol altına almak istiyor. Çünkü bu Kara Tatarlar dediğimiz taife çok hareketli, konar göçer, önüne çıkanları yağmalayan, talan eden, şehirleri basan falan bir kuvvet. Kadı Burhanettin de bunlarla çok mücadele etti daha öncesinde. Osmanlı ise bunları kontrol altına almaya çalışıyor. Yıldırım Beyazıt özellikle bunların başıbozuk hareketlerini engellemeye çalışıyor. Tabii ki bunların da Osmanlı ordusuna katılması, ben bunu sebep olarak şunu görüyorum. Kara Tatarların ve Sırp kuvvetlerinin Osmanlı ordusunda yer alması, Yıldırım Beyazıt muhtemelen Timur'un ordusunun kalabalıklığını bildiği için biraz dengelemek istiyor. Yani çünkü mesela yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki Timur'un Anadolu'ya gelen kuvvetleri 150-140 bin civarında. Yıldırım Beyazıt'ın kuvvetleri 80 bin, 90 bin civarında en fazla düşünülebilir. İşte bunların 15 bini Sırplar, 15 bini Kara Tatarlar. Sayısını biraz artırmaya çalışıyor. Sayısal olarak altta kalmak istemiyor Timur'a karşı. Tabii ki o yüzden ordusuna kattığı bu kuvvetler artı Anadolu beyliklerinin de kuvvetleri savaş meydanında Ankara Kalesi'ni öncelikle kuşatan Timur'un ordusuna karşı
gece baskını yapılması tekliflerinin reddedildiğini, mesela Osmanlı ordusunun çok uzun bir mesafeden, evet, çok uzun bir yürüyüş neticesinde Ankara Ovası'na geldiğini biliyoruz gece vaktinde. Belki Timur ordusu o esnada Ankara Kalesi'ni kuşatmakla meşgul. Yıldırım Beyazıt o gece baskınını yapabilse savaşı belki de çok daha farklı bir noktaya taşıyabilecek. Ama çok yorgun bir ordu. Fakat Osmanlı ordusu o kadar uzun bir mesafeden yürüyerek geldi ki, çünkü çoğunluğu yaya olan askerlerden müteşekkil. Timur ise tam tersine atlı askerlerle geliyor Anadolu'ya. Bunun yapılması mümkün görünmüyor. Tabii ki bazı Osmanlı kaynakları bunu Yıldırım Beyazıt'ın işte bırakın düşman alaylarını düşsün, mertçe savaşalım falan diye algısal manada Yıldırım'ı belki yüceltmek için Osmanlı padişahı olarak nitelendiriyorlar, ama işin aslı Osmanlı ordusunun bu esnada bu saldırıyı yapacak gücü, takati yok. Timur Ankara Kalesi'ni kuşatmış, su kaynaklarını ele geçirmiş, Osmanlı ordusunun geleceği yöndeki su kaynaklarını zehirlemiş. Osmanlı ordusu bazı kaynaklarda Bedir kuyusundaki Müslümanların durumu gibi, yani hiç susuzluktan kırılıyor. Hatta susuzluktan savaş esnasında çok sayıda insanın, hayvanın çatlayarak öldüğünü yani Anadolu coğrafyasında yazıyor. Hakim durumda olan Timur. Müthiş bir yani Anadolu coğrafyasını, Mısır'ı, yani nerede hakimiyet kurmak istiyorsa, işte o casusları vasıtasıyla haritalarını yaptırıp, işte Çin seferinden önce aynısını görüyoruz. Haritalarını yaptırıp en ince detayına kadar yollarını, şehirlerini, kalelerini, efendim kendi hizmetinde kullanabileceği kabileleri, aşiretleri, her şeyi en ince detayına kadar tespit edip ondan sonra harekete geçirin. Yani savaşı bir nevi, dediniz ya, satranç ustası kafasında bir satranç oyununu kurup savaşı kazandıktan sonra harekete geçen bir adam. İşini hiçbir şekilde şansa bırakmayan bir hükümdar tipi olarak Timur karşımızda duruyor. Ve tabii ki savaş meydanında Anadolu beylikleri de çok kısa bir süre önce Yıldırım Beyazıt tarafından toprakları ellerinden alındığı için Osmanlı'ya kinliler, kendi beyleri Timur tarafında savaş meydanında ve onlar sancaklarını çıkartıp işte Karaman Bey'i, Germiyan Bey'i, kendi askerlerini, kendi halkını Timur tarafına davet edince Kara Tatarlardan sonra bir de bunlar karşı tarafa geçince Yıldırım Beyazıt'ın savaşı kazanma ihtimali ortadan kalkıyor. Zira Anadolu beylikleri henüz Osmanlı yönetimine tam anlamıyla ısınmış değil. Kurulan Anadolu büyük ölçüde diyelim, tam anlamıyla kurulmadı ama büyük ölçüde kurulan Osmanlı'nın Anadolu Türk Siyasal Birliği henüz daha tam temellerini sağlama bağlayamamış sarsıntıda. Bu karşıya geçişler, Kara Tatarların belki stratejik hatalarından Yıldırım Beyazıt'ın bahsedebiliriz. Örneğin Kara Tatarlar savaş meydanına eğer getiriliyorlarsa bunların kabile liderlerinin, örneğin Yıldırım Beyazıt'ın yanında esir olarak tutulması, tutulmaması daha doğrusu büyük bir stratejik hata olarak gözüküyor. Bana göre Timur bu hatayı yapmazdı. Çünkü savaşın en kızgın anında Osmanlı ordusu yine de Timur'a karşı sert bir mukavemet gösteriyor. Savaşın başında savaşı kimin kazanacağı belli değil. Yani. Mesela Timur'un çadırına çekilip namaz kıldığı, dua ettiği söylenir. Efendim Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'inden beyitler okuduğu söylenir. Adaklar adadığı söylenir Timur'un. Yıldırım Beyazıt elbette bu noktada bu stratejik hataları nedeniyle maalesef yenilgiye uğruyor ve savaş meydanında esir olarak gece karanlığında uzaklaşmak isterken yakalanıyor, esir ediliyor. Kendisine işin acı ve enteresan noktası, belki de en önemli noktası şu: en iyi şekilde kendisini muhafaza etmeye çalışan, Yıldırım Beyazıt'ı korumaya çalışan, sadakatle onunla beraber Timur ordularına karşı savaşan Stefan Lazarevic'tir. Öyle ki savaş meydanında Timur, hey yaman ışıklar, bunlar ne güzel cenk ettiler falan diye söylendiğinde yanındakiler, efendim onlar kafir çerisidir diyor. Bu şekilde bir olay cereyan ediyor. Stefan Lazarevic son ana kadar Yıldırım Beyazıt'ı muhafaza etmeye çalışıyor. Fakat kendi oğulları daha savaş meydanındayken fetret devrini başlatıyorlar belki de. Biri işte İsa, Musa, Süleyman, Musa esir ediliyor ama işte Süleyman, İsa, Mehmet o yanındaki kuvvetleri alarak artık savaşı kazanma ümidimiz kalmadı. Babamız da muhtemelen ya ölecek ya esir olacak diyerekten kendi hakimiyetlerini sağlamak için fetret devrini belki de savaş meydanında başlatıyorlar. Tabii ki Yıldırım Bayezid'in karakteri kaçmayı gururuna yediremiyor. Onun o gururlu savaşçı karakteri gerekirse
son nefesimi de burada veririm diyerek yanındaki 3-5 bin Yeniçeriyle geriye yani çekiliyor. Meşhur Gürzü'yle bayağı bir cenk etmiş. Öyle. Fakat Mahmudoğlan kuvvetleriyle, bazı kaynaklar Germiyan kuvvetleriyle diyor, esir ediliyor ve yani Timur'un huzuruna fark getiriliyor. Yıldırım'dır diye etrafı kuşatılıyor, alınıyor. Evet. Bu esaret konusu yine istismar alanlarından bir tanesi. Yıldırım Beyazıt esir edildi. Gerçi birçok kaynak Yıldırım Beyazıt'ın elleri bağlı şekilde Timur'un huzuruna çıkartıldığını, Timur'un da derhal ayağa kalkarak ellerini çözün talimatı verdiğini, hüsnü niyetle aralarında bir sohbet geçtiğini söylese de bir de bir kafes bahsi var. Timur'un Yıldırım Beyazıt'ı bir kafeste dolaştırarak halkın nezdinde küçük düşürdüğü, istiskal ettiğine dair bir hikaye var. Bu hikayenin astarı var mı hocam? Evet. Şimdi Osmanlı kaynaklarına, Arap kaynaklarına, Bizans kaynaklarına, Timurlu kaynaklarına hepsine birden bakmak lazım. Bunların hepsini ben inceledim. Vardığım netice olarak Timur'un Yıldırım Beyazıt'a hüsnü kabul gösterdiği. Birçok Osmanlı kaynağı da bunu rivayet ediyor. Fakat o bahsettiğimiz olumsuz Timur algısı özellikle batılı kaynakların, Bizans kaynaklarının ve günümüzdeki batılı kaynakların popüler ettiği hikayeler, Osmanlı kaynaklarında da buna benzer bazı ifadeler nedeniyle Yıldırım Beyazıt'a kötü muamele edildiği, efendim haremine kötü muamele edildiği, Yıldırım sakinlik yaptırıldığı filan. Olmayan, aslı astarı olmayan birçok dedikodular, hikayeler, rivayetler türetildi ve bunlar zaman içerisinde yaygınlık kazandı. Fakat kaynaklar incelendiğinde Timur'un ne karakterinin, yani mesela Timur'un bir cihan imparatoru, böyle basit işlere efendim ele geçirdiği rakibini aşağılayacak, haremine dil uzatacak, el uzatacak bir alçaklığı yapması Timur'un mümkün değil. Bir halı üzerinde konuştuklarını, bir halı üzerinde oturduklarını, efendim beraber işte yoğurt yediklerini, ayran içtiklerini falan kaynaklar söylüyor. Mesela meşhur Timur düşmanı eserinin başından sonuna kadar, hatta eserinin başında ben bu kitabı Timur'un ne kadar kötü bir insan olduğunu ispat etmek için yazdım diyen İbn Arab Şah'ın dahi Timur'un hiçbir zaman huzurunda, meclisinde, efendim bir başkasının hareminden, bir başkasına yapılan kötülükten, yapılan bir kan dökmeden, katliamdan vesaireden bahsedilmesinden hoşlanmadığını itiraf etmek durumunda kaldı ve anlattığı, uydurduğu birçok hikaye, işte kafestir, bahsettiğiniz efendim Mara Despina'nın işte şarap sunması, oynatılması, dansöz gibi hikayelerine tezat olan bu cümleyi dahi eserinin bir yerinde sarf ettiğini görüyoruz. Yani huzurundaki sohbetinde bile tecavüzden, kandan, işte gözyaşından, savaştan vesaireden çok fazla bahsedilmesini istemeyen bir hükümdar nasıl olur da Yıldırım Beyazıt'ı gibi bir hükümdarı, saygı gösterdiği bir hükümdarı kötü karşılar, efendim ona hakaretler eder, onu kötü durumlara düşürmek için kafese kapatır vesaire. Ben bu noktada özellikle kafes hikayesinin işte İbn Arab Şah tarafından dile getirildiğini gördüm. Fakat bu kafes değil, belki de Hoca Saadettin'in bahsettiği bir tahtirevan olabilir. Yani çünkü o esareti döneminde Yıldırım Beyazıt'ın özellikle Çelebi Mehmed'in ve oğullarının Timur'un esaretinden kurtarmak için işte tünel kazma girişimlerinden, bazı kaynaklarda para ile Yıldırım Beyazıt'ı Timur'un elinden teslim almak için işte Bizans'tan borç para alma düşüncesinden vesaireden bahseden kaynaklar var. İşte bu çabalar neticesinde muhtemelen Timur'un Yıldırım Beyazıt'ın daha bir muhafaza altına alınması gerektiğini düşündüğü ve bir tahtirevanla onu Anadolu'da biliyorsunuz 8-9 ay çeşitli yerlere gitti. İşte İzmir'i gitti, Haçlıların elinden fethetti. Bu esnada işte bir tahtirevanla gittiği yerlere naklettiğini görüyoruz ki bazı kaynaklar onu şöyle de söylüyor. Timur Yıldırım Beyazıt karakteri icabı işte savaştan sonra Timur ordugahında gezdirilirken, giderken, gelirken bakışlardan rahatsız olduğunu ve kendisinin bir tahtirevanla seyahat etmek istediğini Timur'a ilettiğini söylüyorlar. Ama bu tabii ki efsanevi bir şekilde alınıp Yıldırım Beyazıt kafese kapatıldı, bir kuş gibi oradan oraya gezdirildi. Timur onu işte her yerde teşhir etti. Hatta seni işte Semerkant'a götüreceğim, orada da göstereceğim, bakın bana karşı gelenin sonu budur gibisinden böyle. Bir sürü rivayetler maalesef üretildi. Fakat bunların çok fazla ben aslı astarı olduğunu düşünmüyorum. Değerli hocam, yine Timur'un manevi kişiliği üzerinde de birçok şey söyleniyor. Kendisinin aslında Müslüman olmadığını, ataların inancı olan Gök Tanrı inancına mensup olduğunu, İslam'ı da siyasal hakimiyeti için bir
malzeme olarak kullandığını, bir araç olarak kullandığı yönünde iddialar var. Timur'un manevi kişiliğini, İslami kişiliğini siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Bu sorularla biz de sık sık muhatap oluyoruz. Maalesef insanlarımız okumayı, kaynak okumayı bilmediklerinden, sevmediklerinden, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduklarından Timur hakkında ve birçok tarihi şahsiyet hakkında kafalarında bir ön yargı geliştiriyorlar ve o şekilde düşünüyorlar. Bunun dışında da herhangi bir şey kabul etmiyorlar. Timur'un hafız olduğunu kaç kişi biliyor mesela? Timur hafızdır. Timur İbnül Cezeri'den, Anadolu'dan yanında götürdüğü İbnül Cezeri'den, ki Yıldırım Beyazıt'ın yakınlarındandır o, önemli bir alim, kıraat alimi, hadis alimi, hadis ilmini öğreniyor. Timur'un en sevdiği şeylerden bir tanesi huzurunda İslam dininin meselelerinin tartışılması. Öyle ki etrafında çok önemli İslam alimleri var. Saadettin Taftazani var mesela. Seyyid Şerif Cürcani var mesela. Bunların kendi aralarında yaptıkları münazaralar ve tartışmalar Timur'un huzurunda Osmanlı ulemasının yüzlerce yıl sonra tartıştıkları meseleler. Yani çok önemli temel meselelerde Timur'un derin bir hem din bilgisinin hem de tarih bilgisinin olduğunu İbni Haldun söylüyor. Bakınız İbni Haldun gibi bir önemli şahsiyet. İbni Haldun'la karşı karşıya geliyor tabii, değil tabii. mi? Şam şehrinde İbni Haldun'la Timur karşı karşıya geliyorlar. Ona çok saygı ve hürmet gösteriyor. Çünkü Timur'un en önemli özelliklerinden bir tanesidir. İlim adamlarına, dini adamlarına efendim çok çok saygı gösterir. Vakit namazlarını aksatmaz. Efendim ordusu seferdeyse dahi Ramazan ayında mola verir, orucunu tutar, zekatını verir. Efendim gittiği yerlerde din büyüklerinin mezarlarını efendim ziyaret eder. Tahrip edilmişti o mezarlar, bakımsızlıktan onları onarır, onartır. Hatta şehir ahalisine kızdığı bile olmuştur. Örneğin Şam'a geldiğinde, İbni Haldun'la görüştüğü Şam'da, Şam halkını siz Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin, iki eşinin mezarı burada olduğu halde o mezarları üzerlerine bir kubbe dahi yaptırmamışsınız diyerek onlara sitem eden ve bu mezarları yaptıran, bu türbeleri oraya yaptıran kişidir Timur. Efendim Yezid'in mezarını da belki soracaksınız. Yani ben onu özellikle sormak istiyorum aslında, evet, yine bu noktada. Aslında bunu çok menfi bir tutum olarak da algılamadığımı da ifade etmek isterim. Timur'un Yezid'in mezarını tahrip ettiği yönündeki bilgiler var. Evet. Bu konuda ne söyleyebiliriz? Bu konuda ben Timurlu kaynaklarında herhangi bir bilgiye rastlamadım. Lakin birkaç Osmanlı kaynağında işte Oruç Bey'de evet. falan bununla ilgili bazı bilgiler mevcut. Ben çok fazla doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama en azından Timur'un Müslüman olduğuna, efendim Timur'un İslami hassasiyet taşıdığına dair Osmanlı kaynaklarında böyle bir bilginin olması da enteresan. Çünkü Yezid biliyorsunuz İslam tarihinde olumsuz algısıyla, olumsuz imajıyla bilinir. Timur'un böyle bir ceza verdiğini, onun mezarından belki de intikam aldığını kaynaklarımız söylüyor. Netice itibariyle Timur dindar bir insandır. Efendim İslam tarihinin içerisinde, Türk İslam tarihinin içerisinde değerlendirilmesi gereken öyle işte inançsızlık gibi, şamanist gibi, gök tanrı inancı gibi inançlara mensup olmayan bir hükümdar. Onun İslami esaslara son derece bağlı olduğunu da bütün Orta Asya'da veyahut da Maverai Nehri bölgesinde, Orta Doğu'da, Anadolu'da ne kadar ilim adamı, ne kadar İslam alimi varsa onları ülkesine getirip orada Semerkant'ta ikamet ettirerek çalışmalarını orada devam ettirmesi, onlara her türlü imkanları tanımasından da anlıyoruz. Sanata ve ilme değer veren bir padişah. Böyle bir yönü de var Timur'un. Biz o yönünü mesela çok fazla bilmeyiz. Lakin Semerkant'ın çevresinde özellikle Hindistan'dan getirdiği taş ustalarına, efendim küçük küçük şehirler, kasabalar inşa ettiriyor ve Semerkant'ın etrafında adeta bir cihan hakimiyetini, belki de küçük bir dünyayı gözler önüne seriyor ve oralara, o kasabalara, o şehirlere de Türk ve İslam dünyasındaki büyük şehirlerin isimlerini veriyor. Kimisinin adı Bağdat, kimisininki Şahruhiye, işte Dımışk vesaire. Bu yaptırdığı yerlerde bir nevi işte İstanbul'daki miniatür gibi küçük bir dünya orada inşa etmiş oluyor. Yaptırdığı camilerin, hankahların, efendime söyleyeyim kervansarayların, türbelerin, tamir ettirdiği İslam tarihinde önemli sanat eserlerinin haddi hesabı yok.
Yani bu yönü de, sanatsal yönü de son derece kuvvetli ve sanatı da kendi gücünü yansıtmak için bir ayna olarak kullanıyor. İşte resimlerde de geçiyor. Ve onun sanat eserlerinde, onun yaptırdığı camilerde dahi bir azamet, bir büyüklük, bir yücelik söz konusu. Adeta kendi gücünü o sanat eserlerinin taşlarına, duvarlarına nakşeden bir hükümdar. Bir nevi psikolojik bir baskı gibi yüceliğini, büyüklüğünü insanlara o sanat eserleri vasıtasıyla da gösteren bir hükümdar. Kesinlikle. Aslında Yezid'in mezarının tahribini yine kendisine dönük hani bir Şia sempatizanlığı noktasında bir yine bir tenkit unsuru olarak kullanmaya çalışıyorlar ama dar zamanda şunu ifade etmemiz lazım. Maverai-Nehir son derece önemli bir bölge ve bu bölge Ehl-i Beyt'in özellikle göç etmek durumunda kaldığı yerlerden bir tanesidir. Evet, çok sayıda Timur'un etrafında Seyit var mesela. Seyit vardır. Çok önem veriyor Seyitlere. Türk milletinin Ehl-i Beyt sevgisi ve Ehl-i Beyt taraftarlığını bir Safevi Şia anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Türk milleti sıfında Hazreti Ali'nin Kerbela'da da Hazreti Hüseyin'in yanında olmaktan gurur duymuştur, duyacaktır da inşallah. Değerli hocam, zamanımızın sonuna geliyoruz. Başlıkları ben kısa kısa sorularla size ifade etmek istiyorum. Toplam 7 dakikamız var. Bu muhteşem tarihi şahsiyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk de hayranlıkla takip ediyor. Tabii. Mustafa Kemal'in ilgisinden biraz bahseder misiniz Timur'a? Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihte özel ilgi duyduğu ve beslediği iki şahsiyet vardır. Bunlardan birincisi Timur, diğeri de Fatih Sultan Mehmet'tir. Atatürk 1934 senesinde eserini yazmış olduğunu bildiğimiz Ömer Halis Bıyıktay isimli Kurtuluş Savaşı'nın önemli komutanlarından bir tanesine o döneme kadar henüz daha Ankara Savaşı'nın nerede yapıldığını tam olarak tarih kaynakları ortaya koyamamışlar. Kendisi Metehan'ı çalıştığını söylerken Ömer Halis Bey'e bırak o işi Timur'la ilgilen demesi üzerine, onun emri üzerine hala günümüzde çok önemli bilgiler ihtiva ettiği için kullanılan Timur tarihi araştırmalarında müstesna bir yeri olan işte 7 yıl harbi içinde Timur'un Ankara Savaşı Anadolu Seferi adlı kitabını yazıyor. Kendi tartışmalı olsa da kendi meşrebince Ankara Savaşı'nın yerini, yurdunu, Timur'un karakterini, Ankara Savaşı'nın sebeplerini, jeopolitik durumlar, stratejik durumlar bunların hepsini ortaya koyuyor ve bu eserini Atatürk'e sunuyor. Atatürk tabii ki Timur'un gücünden, azametinden, fetihlerinden muhakkak etkilenmiştir. Ve çok güzel bir sözü var onunla alakalı. Eğer diyor Atatürk, ben onun zamanında gelseydim onun yaptıklarını yapamazdım. Ama o benim zamanımda gelseydi benden çok daha fazlasını yapardı. Hakkı teslim ediyor evet, yani. Evet. Yani onun askeri dehası tartışılmaz. Peki hocam, Timur'la Nasrettin hocamız karşı karşıya geldi mi hiç? Gelmeleri mümkün değil çünkü aralarında çok büyük bir kronolojik zaman farkı var tabii ki. Nasrettin Hoca Anadolu Selçukluları döneminde 1250'lerde yaşamış, vefat etmiş bir şahsiyet ama tabii ki Anadolu halkının muhayyilesinde iliğine kemiğine işlemiş, çok sevilen, çok sayılan bir insan. Folklorik unsurlar olarak tabii ki Timur'a karşı beslenen, Ankara Savaşı'nda uğranılan yenilgiden dolayı beslenen olumsuz algı nedeniyle Anadolu halkı fıkralar vasıtasıyla, Nasrettin Hoca fıkraları vasıtasıyla Timur'u genelde gülünç durumlara düşürüp işte onu zalim, gaddar gösterip bir nevi Ankara Savaşı'nda alamadığı galibiyeti psikolojik fıkralar yoluyla Timur'dan almış oluyor. Olayın aslı bu. Değerli hocam, bir de tabii Timur Cengiz Yasası'na hayran. Evet. Bir tüzük hattan bahsediliyor kendi kuralları olduğuna dair. Hem bu Cengiz yasaları hem de tüzük hat hakkında ne söylemek evet. istersiniz? Şimdi tüzük hatı Timur adlı eserin kesin olarak Timur'a ait evet. olduğunu söyleyemeyiz. Bu ilim adamları tarafından tartışılıyor. Lakin en azından Timur'u çok iyi tanıyan, Timur'un efendim tarihine ve devlet teşkilatına vakıf olan birileri tarafından yazıldığını söyleyebiliriz. Çünkü çok önemli bilgiler var. Timur Devlet Teşkilatı, Ordu Teşkilatı hakkında bu kaynak yayınlandı. Fakat Cengiz Yasası yazılı olarak elimizde biliyorsunuz yok. Yani Cengiz Yasası'ndan biz dolaylı olarak işte Moğolların Gizli Tarihi isimli kitaptan, efendim Ebul Ferec'in tarihinden vesaireden, dolaylı yollardan işte Reşidüddin'den falan bilgi sahibi oluyoruz. Maverai-Nehir coğrafyası konumuza başlarken dedik ki çok fazla tabii üzerinde duramadık zamanın kısıtlı olması nedeniyle ama o bölgede geçer akçe Cengiz Yasası. Tabii ki bir yanda da İslam şeriatı var. Timur hem Müslüman hem İslam şeriatına bağlı ama hakimiyet kurduğu topraklarda Cengiz Yasası yüzyıllardır uygulanan bir gelenek.
Her ikisini de reddetmesi mümkün değil. Ve Timur'un işte devlet adamı ve usta devlet adamı burada devreye giriyor. Aslında birbiriyle uyuşmaz gibi gözüken Cengiz yasası ve şeriatı, İslam şeriatını Timur mükemmel bir şekilde birleştirerek devletini bu unsurların hepsiyle tahkim ediyor. Tabii belki bu onun yolunu kolaylaştıran bir şey de oluyor. İşine geldiği zaman Timur Cengiz yasasını, işine geldiği zaman da şeriatı ön plana çıkartabiliyor. Bir denge halinde. Yani Timur'un Cengiz Han yasasını reddetme imkanı yok. Çünkü yüzyıllardır o bölgede geçer akça, geçer hukuk kuralları, kaideleri Cengiz yasasıdır. Yani bütün devletler içinde bulundukları toplumun değerleriyle örtüşmek durumundadır. O değerlere ters düştüğünüz zaman o devleti uzun süre yaşatmanız ya da o orduları seferden sefere götürebilmeniz mümkün değil. Tepki görürsünüz ve iktidarda kalamazsınız. Aslında babasından atasından devralmadığı, kendi kurduğu imparatorlukla tarihin en muhteşem sınırlarına, en büyük sınırlarına ulaşmış bu büyük Cihangir hükümdarla ilgili son cümlelerinizi almak istiyorum. Bir Timur özeti yaparsak kapanış babında Timur için neler söylersiniz? Evet, Timur dünya tarihinin gördüğü çok büyük Cihangirlerden birisi olduğunu söyledik. Ben onun seferlerini batıda özellikle Napolyon'la, İskender'le vesaireyle kıyaslarlar ama bahsettiğiniz gibi, zateniniz buyurduğu gibi Timur atasından dedesinden hiçbir şeyi devralmadı. Hiç yoktan bir devlet kurdu. Belki de Atatürk'ün ona hayranlık beslemesindeki temel şeylerden bir tanesi de bu. Yokluktan devletin kurulabilmesi. Atatürk de belki bitmiş bir imparatorluğu devralmış ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştu. Bu yüzden de bu algı belki geçerli. Timur'un o hiç yoktan kurduğu imparatorluk, yaptığı seferler, efendime söyleyeyim, kat ettiği mesafeler babında sadece Cengiz Han'la belki kıyaslanabilir. Ama Cengiz Han mı Timur mu derseniz, Timur'un yaşadığı yüzyıl, Timur'un yaşadığı dönem, rakiplerinin gücü, kudreti açısından Timur'un belki de ondan daha ileride bir Cihangir olarak karşımızda durduğunu söyleyebilirim. Napolyon'la, İskender'le, efendim Sezar'la, şununla bununla Timur'u kıyas etmek bile mümkün değil. Çünkü onların seferlerinin hepsini bir araya toplasanız Timur'un kat ettiği mesafelerin belki yarısını ancak buluyorsunuz. Ben üşenmedim. Harita üzerinden Timur'un seferlerini kendi coğrafya bilgimizce ölçeklendirme hesabıyla inceledim. Dünyanın etrafını daha kuşatan, dünyanın etrafından daha uzun süre 55 bin kilometre bir mesafeyi gördüm. Ve işte İskender'in 10 senede fethini tamamladığı Hindistan'ı 1 senede alabilen bir hükümdardan, bir Cihangir'den bahsediyoruz. Kıyas dahi kabul etmeyeceğini düşünüyorum Timur'un. Evet. Değerli hocam, aslında çok süre noktasında şikayetlerimiz var ama evet, çok konsantre, hakikaten çok değişik konularda, farklı konularda oldukça doyurucu bir Timur sohbetinin girizgahını en azından evet, yapmış olduk. Değerli seyirciler, bugün sizlerle Büyük Cihangir Emir Timur, Sahip Kıran, Küregen ünvanlarıyla nam salmış Emir Timur'u konuştuk. Değerli hocamıza yoğun mesaisi arasında bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum. Birçok meselemizde kaldı, konuşamadık. İnşallah devamını getiririz. İnşallah, bu keyifle evet, inşallah başka programlarda eksiklerimizi de gideririz. Ben size tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ayağınıza ben teşekkür sağlık. Ederim. Değerli seyirciler, önce söz vardı da Emir Timur bahsinden, Emir Timur Bey bahsinden. Bu akşamlık bu kadar. İnşallah daha ileriki programlarda hocamızla bu konuları detaylandırmaya devam edeceğiz. Efendim, bu akşamlık bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz.